Merhaba arkadaşlar. Bugün forum alanlarımızda anket nasıl oluştururuz buna bakacağız. Öncelikle projemizin TwinSpace alanına giriyoruz. Biliyorsunuz TwinSpace alanına iki yönden girebiliriz. Birincisi ismimize tıklayarak gördüğümüz TwinSpace'in bölümünden, diğeri ise eTwinning bölümünden. Biz kolay geldiği için ismimize tıklayarak açılan bölümdeki TwinSpace'in bölümüne tıklayarak projelerimizin bulunduğu TwinSpace alanına giriyoruz. Hangi projemiz, birden fazla projemiz varsa, hangi projemizle ilgili anket çalışması yapacaksak, o projemizin adına tıklıyoruz. Açılan alanda projemize girdiğimiz için projemizin forum alanına tıklıyoruz. Ve forum alanımız açıldı. Öncelikle anket yapacağımız için öncelikle bir yeni tartışmaya tıklayarak anket ana başlığını oluşturuyoruz. Tıklıyoruz başlığa. Diyelim ki buraya proje afiş anketi. Altına açıklama kısmına da proje afiş anketimiz olarak yine cümleyi tekrarlayabilirim. Ve ana başlığı bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Ana başlığı oluşturduktan sonra burada dilden dolayı farklı şekilde gösterdi. Afiş anketi aslında. Burada otomatik Türkçe'ye çevirdi dilimiz. Biz bu dili buradan İngilizce'ye, Türkçe'ye çevirebiliriz. Şuradan Türkçe'ye çevirelim dilimizi. Doğru görüntülesin. Evet, doğru geldi şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi ana başlığımızı oluşturduğumuz için anketimizi oluşturmaya başlayacağız. Ana başlığa tıkladık. Ana başlığa tıkladığımızda gördüğümüz gibi sadece başlık var, başka bir şey yok. Yeni konu başlığına tıklıyoruz. Ve artık anketimizi oluşturmaya başlayacağız. Konu başlığında örneğin projemizin adını yazalım. Yaban projesi afiş anketidir. Örnek olarak yazıyorum. Açıklamaya da ne yazmak istiyorsanız onu yazın. Örneğin aşağıda gördüğünüz seçeneklerden bir tanesine oy vermenizi rica ediyoruz. Dedim, siz cümleyi daha uzatabilirsiniz. Daha çok açıklama yazabilirsiniz. Bu cümleyi yazdıktan sonra alt kısmında, sol alt köşede bulunan yeni anket ekle kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan alanda Select a Value yazan kısımda anketin şeklini belirleyeceksiniz. Yani anketiniz hangi soru tipinde olacak? Çoklu seçenek genelde seçiyorum. Tek seçenekli vesaire. Ben çok seçenekli olanı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar anketimiz ister soru şeklinde, isterseniz örneğin afiş anketinde olduğu gibi resimlerle de yapılabilir. Biz önce soru şekliyle yapalım. Çoklu seçenek oluşturduk ve soru yazan kısma anketle ilgili sorumuzu yazıyoruz. Veya her projeyle ilgili bir soru yazayım. Aslında afiş anketi dedik ama buraya afiş anketi demeyelim isterseniz. Konu anketi diyelim. Sorumuz şu olsun. Projemize hangi konuları eklemek istersiniz? Sorumuz bu. Çoklu seçenek olarak seçtiğim için burada ankete her soruya kaç defa cevap verilebileceğimizi biz buradan yazıyoruz. Genelde herkes birer cevap verebilirsin. Birden fazla cevap vermesin. O yüzden buraya bir olarak seçiyoruz. Ve cevap ekle seçeneğine tıklıyoruz. Seçenekler kısmından cevap ekle kısmına tıklıyoruz. Cevap neye göre ekleyecek? Buradaki soruya göre. Tıkladım. Açılan alana diyelim ki doğadaki atıklar konusunu ekleyelim dedim. Örneğin bir
anket projemizin içerisinde yeni bir konu öneriyorum. Bunu mu ekleyelim? Yine create answer kısmına tıklayarak tekrar bir cevap daha oluşturuyorum. İşte cevabı ekliyorum. Cevabı ekledim. Şu anda tekrar bir cevap ekle diyorum. İkinci cevap alanı açıyorum. Efendim hayvanların beslenmesi ile ilgili bir konu ekleyelim dedim. Bu cevabı da gönder diyorum. Başka seçenek ekleyeceksem tekrar cevap ekle seçeneğine tıklıyorum. Üçüncü seçeneği açıyorum. Su kaynaklarımızın azalması konusunu ekleyelim dedim. Ve bu cevabı da gönder diyorum. Böylelikle 3 cevap ekledim. Her cevap eklemenizde add answer yani cevap ekle kısmına tıklayacaksınız. Cevabı yazdıktan sonra onu göndereceksiniz. Gönderdikten sonra yeni cevap şıkkını buraya tıklayarak açacaksınız. Yaptığınız cevap seçeneklerinin içerisinden silmek istediğiniz olursa yan taraftaki sil butonuna tıklayarak o cevabı silebilirsiniz. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar oluştur diyorsunuz. Oluştura tıkladığınızda artık anketimiz metin olarak hazırdır. Gördüğümüz gibi anketimiz bu şekilde girecektir. Soru işte aşağıda gördüğümüz seçeneklerden bir tanesine oy vermenizi rica ediyoruz. Açıklamada yazmıştık. Projemizde hangi konuları eklemek istersiniz? Örneğin doğadaki atıklar konusunu ekleyelim. Öğretmen arkadaşlarımız veya öğrencilerimiz bunu eklemek istiyorsa tıklayacak ve cevabı göndere tıklayacak. Gördüğünüz gibi ankete bir seçenek gelmiş oldu. Her şekilde oy kullanılan sayılar buraya gelecek ve anketiniz projenizde yer alacak. Diyelim ki biz bunu cevap olarak değil de bir afiş anketi olarak düzenleseydik. O zaman bunun şu içeriği silelim. Proje afiş anketi demiştik. İçeriğinde şey olarak belirledik. Resim yazı olarak, metin olarak belirlemiştik. Buna yeni konu başlığı diyerek yeni bir konu başlığı açayım. Örneğin bu kez ne yapalım? Resim olarak proje afiş anketimiz diyelim. Anketimizle ilgili cevaplarınızı bekliyoruz. Açıklama kısmına da lütfen bir tanesini seçiniz dedim kısaca hemen. Bunu dedikten sonra yeni anket oluştur kısmına tıklıyorum. Ve bu kez bakın yine çoklu seçenek yapacağım. Çoklu seçenek yaptıktan sonra soru bölümüne diyelim ki hangi seçeneği beğendiyseniz onun kutucuğunu işaretleyiniz. Dedim. Ve sorumu yazdım. Çoklu seçenek belirledim. Bir kere cevap verilmesini istedim. Ve cevap ekle kısmına tıklıyorum. Cevap ekle kısmına tıkladığım zaman bu kez yazı değil de resim yüklemek istiyorum. Örneğin bilgisayarımdan bir resim yüklüyorum. Resim yüklendi. Buraya birinci seçenek diyelim. Birinci seçenek dedim. Ve bu resmi yükle diyorum. İkinci resim için örneğin Twinic logosunu seçiyorum buradan. Bunun da alternatif metinle ikinci seçenek diyelim. Başka seçenekler ekleyeceksem yine buradan resim yükleye tıklayarak diğer anket, diğer afişlerimizi de ekliyorum. Bunlar bittikten sonra oluştura tıklıyorum arkadaşlar. Burada seçeneklerden birini yapmamışız yalnız. Oluştur dedim. Bu şekilde gördüğümüz gibi anketimiz oluştu. Hangi ankete oy vereceklerse ne yapacaklar? Ona tıklayacaklar. Örneğin bu resme seçmek istiyorlar. Tıkladı ve gönder dedi. Gönderdiği zaman gördüğünüz gibi buradaki resim bir tane oy almış. Her resmin altında oyu çıkacak. Diğer resmi isteyen diğer resmi seçecek, ona oy verecek. Resim olarak ve metin olarak anket oluşturma bu şekilde arkadaşlar. Forum bölümüne giren arkadaşlarınız oluşturmuş olduğunuz anketlerle ilgili başlığa tıkladıktan sonra